Başladık. Evet. Kayıt. Yes. Motor. kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bir eğitim mezunu videosuyla daha sizlerleyiz. Bildiğiniz üzere YouTube kanalımızda gerek kişisel hesaplarımızda eğitimimize gelen öğrencilerimizin eğitim sürecinde zaman zaman videolarıyla beraber eğitim sonunda da görüşlerini alıp sizlerle paylaştığımız eğitim sürecini değerlendirebileceğimiz videolar yapıp sizlerle paylaşıyoruz. Gene öyle bir videoyla daha karşınızdayız. Dün bir önceki mezunumuz Ahmet Bey'di, İskoçya'dan. Onu gönderdik başarılı bir şekilde. İnşallah nasip olursa sıra Bora kardeşimizde. İskoçya'dan Almanya'ya geçiyoruz. Evet. Almanya, İskoçya uzak mı? Uzak. Uzak. Uzak olabilir ama sevgimiz yakın. Gönüller biraz. Bir aydır Bora kardeşimizle sıfırdan eğitim programı çerçevesinde bir aydır beraberdik. Bir ay dolu dolu, çok dolu bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Nasip olursa yarın inşallah Bora'yı Almanya'ya yolcu edeceğiz. Ne söyleyebilirim bir aylık süreçle alakalı, seninle alakalı Bora? Hiç bilmiyorum. Güzel bir süreç geçirdiğimize eminim. Berberlik vizyonunu tamamlayabilecek bir duruşun olduğunu geldiğinde başta da söyledim. Berberlik yapabilirsin ama berberliği taşıyabilmek veya erkek kuaförlüğünü taşıyabilmek ayrıyetten bir duruş, vizyon, işte misyon birçok şey gerektiriyor. Daha önceki yapmış olduğun işte mağaza müdürlüğü yönetici, Vakku gibi çok kurumsal firmalarda yönetici sıfatıyla çalışmış olduğun için evet. Müşteri ilişkilerinde diyalog noktasında çok başarılı olacağın aşikar, bu tartışmasız. Bu noktada yaptığın işçilikleri işte özellikle bugün Burhan kesim keratin yaptık. Evet. Bu arada bu ikinci videomuz. Birinci videoyu çektik. Çok güzel bir video, vlog gibi bir video oldu. Ama evet. Mikrofonun düğmesi kapalıymış. Mikrofon böyle elimizde böyle konuşmalar falan ses yok. Trajikomik bir duruma maruz kaldık. Hatta o videoda tıraşı esnasında çekmiştik. Evet, keratin. Keratin bakımı. Tıraşı yapmıştı. Keratin bakımı yaparken videolandırmıştık çalışmalı alanında. Ama dediğim gibi bir kazaya kurban gitti. Yeniden video çekiyoruz. Çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum ben bir aylık süreçte. Evet. Daha iyi olabilirdi kesinlikle. Çok daha iyi olabilirdi. Ama bu noktada sistem, teknik ve buradaki stratejik düzenden ziyade sizin de psikolojik anlamda motivasyonunuzun iyi olması lazım. Şimdi bir aydır bunu hatta videonun başında da değineyim. Bu arada Bora'nın ailesine olan düşkünlüğü, çocuklarına olan düşkünlüğü cidden ivme ile takdir ettiğim, bak tüm samimiyetimle, kalbimle söylüyorum, imrendiğim, yani bir aile babası, bir aile reisi en iyi senin gibi olabilir herhalde. Bunu çok çok samimi söylüyorum. Bir aydır çocuklarından ayrı kalman, bir de küçük bebeler, onlardan ayrı kalman kolay değil, alışılageldik şeyler değil. İyisin ama çok çok daha iyi olabilirdin. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Finale geldik, finale geldik. Eksiklikler kaldı mı? Yok yani, artık Almanya'da artık bu iş yapabilecek kalibredesin. Onu çok net söyleyebilirim. Tecrübe edineceğimiz bir süreç gerekiyor. Bunu geldiğinizde de söyledim. Bu tecrübe sürecinin maksimum bir ayla sınırlandırıyorum. Ama sen bunu 10 güne, 15 güne, bir haftaya kadar düşürebilirsin. Tecrübe edinebileceğin süreç. Çünkü burada bizsiz, hiç müdahale etmeden kendi başına çok profesyonel saçlar çıkarsan da sonuçta bilir kişi olarak hata yaptığın durumda müdahale edecek birilerinin var olduğunu bilmek sana o rahatlığı veriyor. Buradan gittiğinde tıraş yaptığında yanında eğitimci vasfıyla bizler olmayacağımız için tereddüt yaşadığın noktalarda o korkuları kırman, yıkman için dediğim gibi minimum bir hafta, maksimum bir aylık bir tecrübeye ihtiyacımız oluyor. İlk ki bunu tıraşını zaten arayacağım. İlk tıraşında mutlaka mutlaka arayacağım. Süleyman kulaklar için nasılsın bu arada? Evet, Süleyman'da da aynı sıkıntı olmuştu. Süleyman bugün yaptığı saçlar atıyor, inanılır gibi değil. Atıyordur sana da zaten. Biz konuşuruz, evet. Muhteşem bir yol kat etmiş. İlk gittiği gün hocam ben hani korkmuş, böyle tedirgin bir şekilde beni aradı. Güldüm hatta. Olmuş, evet. Güldüm. Niye güldün hocam dedi. Ben dedim sana söyledim yani. İlk gün dedim zorlanacaksın. İkinci gün oh be dünya varmış falan. Aslında bu, bakın, çalıştığı ortamda Süleyman çalıştığı ortamda kendi pozisyonunu ivme ile böyle takdir eden
Üstad, usta isimler, yaşça bizden çok büyük ustad, usta isimler varmış ama kendini tatmin edemiyordu. Kendinde bir eksiklik hissiyatı vardı. Bu da dediğim gibi bizlerin olmamasının vermiş olduğu eksiklikti. Onu da bir gün attı Süleyman. Çünkü yetenekli gitmişti. Keza Ahmet dün, Ahmet de çok başarılı gitti. Ahmet işte son gün parmağını kırdı. Ona çok üzüldük. Onun hala üzüntüsünü yaşıyoruz. Ahmet de çok başarılı gitti. Keza ondan önce Kenan, Bulgar, Bulgaristanlı Kenan muhteşem dükkan alıp gelmiş adam buraya. Özgüvene bak yani. Neyse çok uzatmayacağız arkadaşlar. Ben hemen Bora'nın görüşlerini alacağım. Biliyorsunuz daha önceden benim klasiğimde eğitime gelen öğrencilerimizin görüşlerini alırken normalde ben gidiyordum. Neden gidiyordum? Ben bunu yanlış anlamayın. Bu benim karakterimle alakalı. Ben şunu sevmiyorum. Ya hocam sen çok iyisin. İşte sen cidden bir eğitimcisin. Sen en iyisisin. Bu laflar beni biraz işin açıkçası irit ediyor. Yani soğuk soğuk telliyorum yani. Öğrenciler özellikle bu noktada böyle demeyin arkadaşım. Yok hocam söyleyeceğim dediğinde de dur diyemiyorsun. Keza iyi veya kötü ne söylerseniz en azından ben duymuyorum. Kafam rahat oluyor. Videoyu paylaşana kadar da bu videoyu açıp bakmıyorum. Video izleyen YouTube kanalımızda video izleyenlerin yaşadığı heyecanı emin olun video yükleyene kadar ben de yaşıyorum. İzlemiyorum bile. Dinlemiyorum. Ne dedi acaba benimle alakalı ne? Kötü şey de söylesen YouTube'da paylaştığımda emin ol ben de izleyicilerle beraber izleyeceğim. Senin görüşlerini alacağım. Emre hocam bu arada kamerada dış ses. Dış ses benim. Dış ses yok. Kamerayı çeken Emre hocam. Kollarını ağrıdı biliyorum ama. Senin demeyin çok. Sana da çok teşekkür ediyorum süreçte. Eğitim sürecinde eğitime gelen öğrencilerimizle benim yokluğumda, benim yokluğumu hiç aratmadan, aynı hassasiyet, aynı özenle, aynı baskıyla göz açtırmadan müdahale ettiğin için kamera ardındaki Emre Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Mikrofonu sana veriyorum. Senin görüşlerini arıyorum. Ben alt kattayım abiciğim. Sesleniyorsunuz, ben geliyorum. Sahne senin diyeyim artık ne diyeyim. Sonra devam edeceğiz. Katılım belgelerini takdim edeceğim sonrasında. Size seslenirim ben. İngilizce, Almanca, Türkçe olmak üzere. Evet. Geliyorum. Merhaba herkese. Menderes Hoca'nın da dediği gibi sıfırdan eğitimde bir ay boyunca Menderes Akademi'deydim. Tokat'taydım. Öncelikle kendisine ve Emre Hoca'ya teşekkür ederim. Yani süreç arkadaşlar gerçekten çok güzel geçiyor. Haftanın 6 günü dolu dolu. Sabah 10'da başlıyoruz. 9-10 arası başlıyoruz. Yani akşam 8-9-10 yeri geliyor. Yani renklendirme vesaire yaptığımızda bu 10.30-11'e kadar buluyor. Süreçler dolu dolu geçiyor. Yani makine hakimiyeti olsun, perma işlemleri olsun, bizlerin buradaki sohbeti birbirimize kaynaşması olsun, tamamen zaten burası bir aile gibi oluyoruz arkadaşlar. Güzel oluyor. Yani benim asıl mesleğim mağazacılık. 17 sene perakende işiyle uğraştım. Çeşitli markalarda yöneticilik yaptım. Kendim Almanya'da yaşıyorum. Bu arada en başta eşime çok teşekkür ederim. Beni bu konuda en çok destekleyen eşimdir. Belki diyeceksiniz ki yani bu adam mağazacılıktan nasıl bir berberle bir geçiş yaptı diye düşünebilirsiniz. Ta ki Menderes Hoca ile tanışana kadar. Menderes Hoca ile bir telefon görüşmesi yaptık. Yaklaşık bir saat falan sürdü. Bir saatin sonunda 5-10 dakika sonra gittim. Biletimi aldım arkadaşlar. Buraya geldim. Yani aklınıza herhangi bir soru işareti kalmasın. Öncelikle ben size onu söyleyeceğim. İşte berber olabilir miyim? İşte ben farklı bir meslekteyim. Acaba bunu becerebilir miyim? Elimden gelir mi? Yani olamaz diye bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten inanmak zaten başarmanın yarısıdır. Bilginiz olsun. Yani ben bu süreçte burada çok güzel zamanlar geçirdim. Çok mutlu oldum burada. Ondan dolayı da sizleri de eğer ki aklınızda bu tarzda bir eğitim varsa muhakkak burayı seçmenizi öneririm. Hocam benim söyleyeceklerim bu kadar. Baskın verdik arkadaşlarla beraber. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ne dediyse iyi demiştir herhalde. Baskın var arkadaşlar. Yeni konuklarımız var. Hasan Bey gel. Hasan Bey şu anda en kıdemlimiz Bora Bey. Bora Bey'i bugün mezun ediyoruz. Biraz daha bu tarafa gelin. Kardeşi sağ olun. Şimdiki kıdemli
Hasan Bey olacak. Hasan Bey'in hikayesini uzun uzun ayrıyetten paylaşacağım. Avusturya'dan Ersin kardeşim, İstanbul'dan Burak kardeşim eğitime dün iştirak ettiler. Fikirlerini almayacağım. Çalışmalarını ve eğitim sonunda görüşlerini illaki alıp paylaşacağız. Ben katılım belgelerini takdim ederken Bora kardeşime de bundan sonraki meslek hayatında başarılar dileyeceğim. Almanca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 3 tane katılım belgelerimiz var. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Tokuşmalar. Kıdem sende Hasan'cığım. Bayrak bende. Sizleri seviyoruz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Gel. Gel gel. Görkem var. Şimdi bir konuğumuz var. Görkem'i biliyorsunuz, bir şey diyecek. Gel söyle oğlum. Like atsınlar, abone olsunlar, bildirim açsınlar. Tamam hadi bakalım. Küçük konuğumuz yani. Lütfen üzmeyin oğlumu. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Takipte kalın.